Merhaba arkadaşlar. TOKİ'nin 100 bin altyapılı konut amaçlı arsa başvurusuyla ilgili bilgilendirme için videoyu çekiyoruz. 13 Eylül'de açıklanan TOKİ'nin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut amaçlı arsa ve 10 bin sanayi sitesi iş yeri için başvurularla ilgili bilgilendirmeler, nasıl başvuru yapıldığını yüklüyorum. Konut ve sanayi videolarını da yükledim. Sayfamdan bakabilirsiniz. Şimdi arsa ile ilgili bilgilendirmelere bakalım. 100 bin altyapılı konut amaçlı arsa TOKİ kuruluşundan bugün ilk kez vatandaşımıza elektrik, su, altyapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunuyor. Yani elektriği, suyu, altyapısı inşaata hazır bir şekilde yani size teslim edilecek. Toplam 7 bölgede sunulacak. Arsanın tesliminde elektrik su altyapıları tamamlanmış. İmar planı hazır. İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. Yani siz hiçbir diğer işlemlerle uğraşmayacaksınız. Başvuru şartları Türk vatandaşı 18 yaşını doldurmuş olması, o belediye sınırları içerisinde ikamet etmek, tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Belediye şartı var. Yoksul ve dar gelirli olmak. Arsa tahsis edilecek kimselerin kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart. Yani konutunuz olmayacak, arsanız olmayacak. Bunu da E-Devlet tapu sorgulamadan yapabilirsiniz. Bunun videoları da kanalımda var. Tapu kadastro oynatma listesinden bakabilirsiniz. Daha önce yapılan gecekondu kanunu yönetmeliğinden faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli 500, bunu bankaya yatıracaksınız. Başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Başvuruyu E-Devlet'ten yapacaksınız. Şuradan bakarsak E-Devlet kurumlara TOKİ yazdığınızda çıkıyor. Bakın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda burada konut iş yeri başvurusu var. Tıklarsak daha sonra diyor. Yine ilk arsa başvurusunu da buradan yapacaksınız. Kura sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ise arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek. Yani bu 500 lira da peşinata dahil ediliyor. Tahsis sürecine baktığımızda arsa tahsis bedelinin onda biri peşin, geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Onda bir peşinat var. Baktığımızda noterde yapılacak işlemler, peşinatın ödenmesi, noterden taahhütname. Bunları banka aracılığıyla yapacaksınız. Bu başvuruları yine E-Devlet'te yapamazsanız Halkbank, Ziraatbank'tan da yapabiliyorsunuz. Taksit ödeme tarihi peşinat bedeli ödendikten sonra sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl sonraki tarihtir. Yani taksitleri bir yıl sonra ödemeye başlayacaksınız. Üç yıl içerisinde ipotekli ve taklitli olarak tapu devri yapılır. Üç yıl sonra yapabiliyor. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine arsa tahsis tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Yani 2 yıl içinde başlamanızı şart koşuyor. Başka detaylara bakarsak, parsellilerde kooperatif şeklinde yapılacak diyor. 2 yılda bitirme şartı. Bu şekilde açıklamaları yapıyor.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Merak ettiklerinizi de yorumlayın.